arkadaş Pokemon konusunda uzman olduğunu söylüyor. Kendisi de. Alo. Çocukluğuma geri döndüm ya. Çok güzeller. Hepsi birbirinden enteresan. Ve tabii ki Pikachu. Bunun bir küçüğü evde var bende. Bir adet Pokemon. Bir de açabilseydim. Oo, bir adet Alakazum. Çok enteresan bir dondurma gibi bir şey yiyeceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ikebukuro'ya geldik. Çinli arkadaşımla. Pokemon Center'a gidiyoruz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur ve video çekebiliriz en azından. Arkadaş Pokemon konusunda uzman olduğunu söylüyor. Kendisi de. Hello, hello. Ni hao. Ni hao. Evet arkadaşlar, şu anda Pokemon Center'a geldik. İçerisi yüzlerce binlerce Pokemon bulunuyor. Hep beraber görelim, ben de çok merak ediyorum. Yüzlerce Pokemon dolu içerisi. Çok güzel ya. Çocukluğumuza geri döndük. Save. Snorlax. Evet arkadaşlar, çocukluğumun en güzel Pokemon'larından biri Eevee. Çocukluğuma geri döndüm ya. Çok güzeller. Hepsi birbirinden enteresan. Ve tabii ki Pikachu. Bunun bir küçüğü evde var bende. Pokemon için çalışan bir arkadaşım var, o hediye etmişti. Çok güzel ya. Arkadaşlar, burada Pokemon'larla alakalı küçük kapsüller satan cihazlar var. Ama bozuk paramız olmadığı için burada bozuk para veren bir cihazdan değiştirme yapacağız şimdi. Hoo, zengin oldum. Bir sürü bir sürü coin. Hadi. Bir tane Pikachu yakalayalım. Burada parası nereden atılıyormuş? Buradan. 2 3 Çevir. 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 Ne oldu? Evet aldık. Bir adet Pokemon.
Bir de açabilseydim. Oo, bir adet alakazum. En sevdiğim değil ama olsun. Sarı Pokemon. Dişlerimin kötü olduğunu fark edip bana diş macunu ikram ediyor. Elimden geldiğince fırçalayacağım. Arkadaşlar burası da Pokemon Go Center. Bu arkadaşın kim olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Ama ortam güzel. Rengarenk. Arkadaş etrafı gösterir. Arkadaşlar bu da Japonya'da şu an en meşhur olan One Piece anime dizisinin karakteri. Adını bilmiyorum. İzlemek kısmet olmadı. Ama eğlenceli bir arkadaşa benziyor. Evet arkadaşlar. Neredeyiz? Dipper'dan diye bir yere geldik. Çok enteresan bir dondurma gibi bir şey yiyeceğiz. Ne olduğunu bilmiyorum. Çinli arkadaşımız bayılıyor tabii ki böyle şeylere. You like it, right? Yep. Adama yemek diyeyim zaten. Başka hayatında pek bir şey olduğunu söyleyemeyeceğim. Gerçekten güzel. Güzel üzerinden 10. Bir de böyle bir içecek aldık. Tapioca. Tapioca. Enteresan bir şey. İçinde böyle topçuklar var. Topçuklara bayılırsınız biliyorum. Bize böyle bir şey verirlerse ben bunu dürüm yapar yerim. Bundan başka yapacak bir şeyimiz yok galiba. Bu çıkmıyor. İnat da çıkmıyor. Baya meyveli lahmacun. Alkol. No problem. Burada biraz İngilizce bilseydi daha iyi şeyler çıkarabilirdik diye düşünüyorum. Normalde çok komik bir arkadaşlar. İngilizcesi iyi olmadığı için biraz çaresiziz. Barbecue, okay? Barbecue? In Chinese barbecue. Okay. My hometown. It's very nice. But that's so sweet. This year you will go to China. I got changed for you. In my hometown? The famous thing is have a sauna. So sour. You think I do? How do you say? The place of sauna. The place of to take a sauna, take a shower. How do you say? Onsen, like onsen, like it. You know, we have Turkish bath. It's called hamam. No, my hometown is the safest place in China. I don't have headphone, I don't have disease or fish, so
people there, people in my hometown is the latest the people. So we don't need to, we don't need to think about, we don't have meal to eat. In some places, they also have designs, they also have restaurants, so they need to run outside their home. So my hometown is famous for onsen. In the onsen, we can play computer, we can play billiard, we can eat a meal, and also we can. Çin'deki memleketinin hamamlarıyla ünlü olduğunu söylüyor. Bir de aynı zamanda Çin'in en güvenilir yeriymiş. Diyor ki, hamamda bilardo oynuyoruz, bilgisayarla oynayabiliyoruz, her istediğimizi yapabiliyoruz, yemek yiyebiliyoruz. O yüzden Çin'in en tembel halkı bunlarmış. Öyle oluyor zaten. Evet arkadaşlar, Pokemon Center'daki maceramız sona erdi. Çinli arkadaşım oldu. Şu anda yola çıktık, geri dönüyoruz. Buradaki insanlar çok garip. Hakikaten çok garipler. Yani kılık kıyafetler, şekil şemaller çok enteresanlar. Herkes birer anime karakteri gibi geziyor ortalıkta. Çok bir anlam verebilmiş değilim. Burada bazı şeyleri kabul etmek gerekiyor herhalde. Artı 18 ürünler var burada. Ama arkadan kaç yaşında oldukları belli olmuyor ya. Japonlardaki en büyük handikap bu bence. Kadın erkek fark etmez. Erkeklerde genelde saçlar beyazsa anlaşılıyor da kadınlarda mümkünatı yok. Yani genç bir kadın mı yoksa yaşlı bir kadın mı? Mümkünatı yok, anlayamıyoruz. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve aklınıza takılanları da yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Japonya'dan herkese selamlar. Selam. One more. Selamlar.